Hayrettin Karaman Ölüler dirileri duyar mı? Bu soruya farklı meşrebi ve mezhebi olan alimler farklı cevaplar vermişlerdir. Çünkü ölülerin duyması durumunda hem onlardan bir şeyler talep etmek mümkün olacak hem de kabir başında yapılan telkin makul ve meşru olacaktır. Bu konuda genel fıkıh kitaplarında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca özel olarak kitaplar da yazılmıştır. Burada bahsedeceğim iki kitapçık var. Birincisi meşhur Bağdatlı müfessir Hüseyin'in oğlu Mahmud'un yazdığı El Ayatul Beyinat fi Ademi Sema'il Emvat indel Hanefiyeti Sadat adını taşıyor. Arabistan 1425. İkincisi ise yine Bağdatlı ve Nakşibendi Halidi Davud bin Süleyman'a ait ismi de Risale fi Redde ala Mahmud el Alevsi. Bu reddiye tabi ikincisinden sonra yazılmış ama önce 1306'da basılmıştır. Tasavvufta rabıta var. Bir salik zikrini yapmaya başlarken önce rabıta yapıyor. Allah'tan peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme, ondan Hazreti Ebu Bekir veya Hazreti Ali'ye, onlardan aşağıya doğru diğer meşayihe ve en sonunda kendi şeyhine gelen feyze kalbini açıyor. Bu zevatın fani alemden göçmüş, ölmüş olmaları manevi tesirlerinin devamına mani olmuyor. Allah Teala gerektiğinde onlara hayat veriyor ve mesela selam verenlere cevap veriyorlar yahut ruhlar berzah aleminde dünyadakilerle irtibat kurmalarına engel bulunmuyor. Tasavvufta bir de tevessül konusu var. Tevessül Allah Teala'dan bir şey isterken araya onun sevdiğine inanılan bir zatın sokulması onların ziyaret edilmesi, hatırlanması ve kabaca ifade etmek gerekirse ya Rabbi onun hatırı için duamı kabul et, bana şunu bunu yap, ver denmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bunun da makul olabilmesi bazı zevatın öldükten sonra da dünyadakileri duymasına veya onlar da irtibat halinde olmalarına bağlıdır. Tabii İslam uleması içinde Ölülerin dünyadakileri duymalarının mümkün olmadığına ve yukarıda açıklanan şekliyle tevessülün caiz olmadığına inananlar da var. Her iki grup inançlarını akli ve nakli delillerle savunuyorlar. Bu yazının konusu tevessül olmadığı için merak edenlere Ebediyet Yolcusunu uğurlarken isimli kitabımı tavsiye ederim. Diyanet Vakfı'nın yayınladığı bu küçük kitapta hem karşı çıkan İbn Teymiye'nin görüşünü hem de Mezahid Kevseri'nin Muhikku't Takavvul fi meseletit Tevessül isimli risalesindeki savunmasını özetlemiştim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şehitler ve bazı münferit olaylar müstesna olarak genel manada ölülerin dünyada yaşayan insanları duymadıklarına inanıyorum. Yukarıda adını verdiğim Aleusi de kitabında bunu savunuyor yani duymadıklarını. Ayetler ve hadisleri sıralayıp açıklıyor. Fıkıh mezheplerinin görüşlerine yer veriyor ve özellikle de Hanefi mezhebe alimlerinin sözlerini naklediyor. Allah Teala mübarek kitabında ölülere peygamberimizin bile sesini duyuramayacağını açıkça ifade buyuruyor. Fatır 22, Neml 80, Rum 52. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir iki vakada müşrik ölülerine seslenişini bu kesin ifadeli ayetler sebebiyle şu şekillerde yorumluyorlar. Bundan maksat ölülere duyurmak değil, yaşayanlara ders vermektir. Bu vakaya mahsus olmak üzere Allah Teala peygamberine mucize olarak bu imkanı vermiştir. Aleusi Hanefi mezhebinin görüşünü şöyle özetliyor. Tenvirül Ebsar isimli kitabın Tahavi ve İbn Abidin tarafından yapılan şerh ve haşiyeleri, Fetul Kadir, Hidaye, Merakıl Felah ve Haşiyesi, Elkenz ve Şerhleri gibi Hanefi mezhebinde muteber ve fetva kaynağı olan kitaplardan naklettiğim ifadelerden Açıkça anlaşılan odur ki bir insan ruhu cesedini terk ettikten sonra dünyadakileri işitemez. Hanefi uleması bu hükümde ittifak etmişlerdir. Diğer mezheplerden de onları teyit eden alimler vardır. Ölüler dirileri işitemeyeceğine göre kabir başında yapılan telkin de makul ve meşru olmuyor. Bu konuyu yukarıda adını verdiğim kitabımda şöyle açıklamıştım. Cenazeyi defnettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirde bir müddet kaldığını, cemaate kardeşiniz için istiğfar edin ve iman üzerine sebatını dileyin. Çünkü o şu anda sorguya çekilmektedir. Buyurduğunu daha önce zikretmiştik. Buna göre sünnet olan definden sonra kabrin başında bir müddet kalmak, Allah Teala'ya din kardeşimizin affı ve mağfireti için dua etmektir. Kur'an-ı Kerim'den bazı kısımların okunmasının da sünnet ve faydalı olduğunu nakletmiştik. Şimdi bu sünneti terk edip onun yerine ey filan oğlu veya kızı filan dünyayı terk ettiğin zaman ve durumu hatırla şeklindeki sözlerle imamın telkin vermesi sünnet değildir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına veya yapın dediğine dair sahih bir hadis yoktur. Büyük müçtehit ve hadis bilgini Ahmet bin Hanbel'e telkini sorduklarında şu cevabı vermiştir. Ebul Mughire vefat edince Şamlılar bunu yaptılar, bunlardan başka mezkur telkini yapan birisini görmedim. Birkaç sahabe ve tabiyonun telkin yaptığına ve bazı zayıf rivayetlere istinad eden şafiler mezkur telkinin müstehap olduğunu söylemişlerdir. Maliki ve Hanbeliler bid'at olduğunu göz önüne alarak mekruh demişlerdir. Hanefilere göre ne sünnettir ne de mekruhtur. Ne yapılması tavsiye edilir ne de bırakılması. Durrul Muhtar'ın metninde ölü defnedildikten sonra terkin yapılmaz denmiş. İbn Abidin'in Reddü'l Muhtar'da bu rivayetin kuvvetli olduğunu nakletmiştir. Fakat Hanefilerin çoğuna göre yukarıda zikrettiğimiz gibi ne yapın denir ne de yapmayın. Sünnet ve fıkıh karşısında telkinin durumu bundan ibarettir. Bir ülkedeki bütün müftü ve mürşitler ittifak edebilirse bu bid'atın terki daha uygundur. İhtilaf ve tefrikaya sebep olacaksa tasfiyesinin zamana bırakılması gerekir. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak